Soruşturma için özel seçildiniz. Hepinizin dosyalarını tek tek inceledim. Bugüne kadar yaptığınız hizmetlerden daha büyük bir hizmet fırsatı sizleri bekliyor. Ülkenin içinde bulunduğu durum dikkate alındığında yapacağınız hizmetle bir nesli kurtarma şerefine nail olacaksınız. Ya namuslu vatandaşların özgür ve kendini güven içinde hissettiği bir devlet ya da namussuzların ele geçirdiği bir devlet. Ne yazık ki ve ne hazin ki bunu bizler, 6 kişi ve göremediğimiz bir avuç insan bu seçimi yapacak. Ama inanmış bir avuç insanın neler başarabildiğini önceden de gördük. Şimdi de size gösterebilme fırsatı. Eğer içinizden ayrılmak isteyen, çoluğum çocuğum, ailem hayatım, kaybedecek şeylerim var diyen çıkarsa yadırgamayız, yargılamayız. Hemen şimdi gitsin. Bundan böyle biz görev arkadaşı değil, kader arkadaşıyız. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun. Buradaki bütün isimleri bizzat ben sorgulayacağım. Nerede olurlarsa olsunlar alın getirin. Yapılacak bütün faaliyetler sadece buradaki 6 kişi tarafından bilinecek. Çıkabilirsiniz. Burada spor yapacaksın Ermiş. 2 kilo versen çökmüş diye laf çıkarırlar. 2 kilo alsan içeride rahat yerinde derler. Yediğin içtiğini eriteceksin ki varlığınla yokluğunu ayırt edemesinler. Oh. Ya abi konuştuğun kadar yürümedin. Ermiş efendi. Bakıyorum ablanı göreceksin diye keyfin yerine gelmiş. Diller açılmış. Ah ne güzel İstanbul be. He? Dil pabuç gibi bu kadar. Oğlum zaten sizin ailecek diliniz böyle sivri. Abi hakikaten ablam mı seni savunacak? Ne savunması oğlum? Sana bakıcılık yapalım diye bizi de içeride tutacak. Ah! Eyvallah tonton. Ferman, sen hakim olsan beni asar mısın, bırakır mısın? Ferman padişahındır. Eyvallah Ferman'ım. Sonra ne yaptın? Elini ayağını bağladım. Sonra ağzını bantladım. Sonra dedim sana. Şerefsiz. Kim lan o? Abi şerefsiz 15 yaşındaki sahabeye tecavüz edip öldürmüş. Aç bakayım sesini. Ağlamaya başladı. Sus dedikçe de ağladı. Ben de susturmak için kafasını taşla ezdim. Konuşturuyorlar da öldürmüyorlar. Sanık mahkemece tutuklandı. Duruşma salonunun çıkışında acılı aile sanığı linç etmek istedi. Başıma da sıkıydın lan şerefsiz! Ah! Ha? Sıkıydın lan! Bırakın! Adalet istiyorum! Ya sana adalet istiyorum.
Adalet orada değil. Burada. O sapığı burada istiyorum lan. Benim koğuşuma gelecek. Anlaşıldı mı? Annem evde ne varsa yolladı. Yok oğlu üşürmüş kazaklar. Yok oğlunun canı çekermiş yemekler, tatlılar. Yok oğlunun basketbol dergileri. Yok oğlunun basketbol topu yolladığına inanır mısın? E basketbol sahası var. Canım var da bir basketbol eksikti. Hem 3 gün önce kendisi gitti. Niye götürmedi? İlle benim her gidişimde yeni bir icat çıkartacak. Elif. Efendim? Kardeşini çok seviyorsun değil mi? Evet. Niye sordun? O zaman bunların hiçbirisini verme. Neden? Üşümesi gerekiyorsa üşüsün. Acıkması gerekiyorsa acıksın. Sıkılması gerekiyorsa sıkılsın. Cezaevinin ne olduğunu anlasın ki bir daha girmesin. Zaten şu anda cezaevine özeneceği bir şekilde yaşıyor. Çakır'la aranda bir sorun mu var? Bir sorun yok. Fark var. Davayı üstlenmemden neden rahatsız? Rahatsız değilim. Sadece istemiyorum. Benim görmem şart mı? Peki ne iş yapıyormuş bu şerefsiz? Vallahi eski bürokrat. Önemli bir iş adamı. Karışık kuruşuk işleri vardır ama böyle bir şeyini hiç duymadık. Şerefsiz. Bu mu? Yok. Onun yüzünde çopuru vardı. Abidin, sandalye ver. Karıcığım, emin misin? Eminim canım. O adamı görsem şıp diye tanırım. Hanımefendi, ikimize de büyük geçmiş olsun. Erenler ikimizi de korumuş. O iftiracı, insanlıktan nasibini almamış, çopur karakterli, adi sapığın bir an evvel yakalanmasını istiyorum. Gerekirse bütün Ankara'yı ayağa kaldırırım. Biz namuslu, okumuş, kültürlü, iyi aile eğitimi almış, vergisini ödeyen sorumlu vatandaşlarız. Bir de iyi kalpli ve temiz. İnsan demeye hicap ederim. Kendisi melektir. Çenen kopsun abicim. Konuşacağına abine bulaşan virüsü yakala. O herif SARS virüsü gibi sokak sokak dolaşıyor. Sen burada lak lak ediyorsun. Abi, arkadaşlar da arıyor, ben de arıyorum. Önce kim bulursa nasip. Ama bulamama lüksümüz yoktur. Tuncay Bey, kim olabileceği hakkında bir tahmininiz var mı? Vallahi aklımdan bir mikrop geçiyor ama. İyi günler. Merhaba komiserim. Merhabalar avukat hanım. Hoş geldiniz. Avukat diye bu kızı mı çağırdın abidim? Biz suçlu muyuz abi? Avukata ne hacet? Müsaade eder misiniz komiserim? Tabii. Hanımefendi, size saldıran bu mu? Bu, hayvan herif, bu! Abidin tut şunu. Allah cezanı versin. Bana bunu da mı yapacaktın mikrop? Artık biraz konuşabilir miyiz? Burada olduğumu, Erdal'ın bunları yaptığını nereden bildin? Erdal'ın babası bu semtte oturuyor. İzini bulmaya çalışırken bu vakaya rastladım ve Erdal olduğunu anladım. Daha elinde kaç tane kart vizitiniz var, belki kimliğiniz var bilmiyoruz. Dua edin kadıncağızı öldürmemiş. Yoksa 30 yıl boyunca hapishanede böceklere ben masumum diye anlatırdınız. Bu mikrobu milletin başına sen musallat ettin. Şimdi de sen yok edeceksin. Bacım doğru konuş. Karışma abidin. Haklı. Konuşalım avukat hanım. Bu mikropla ilgili bilgileri arkadaşımız abidin size verir. Bir zamanlar yanımda çalışmıştı. Hanımefendi, eşiniz izin verirse bütün doğum masraflarını karşılamak istiyorum. Her hastaneye gidilmez. Çoğu mikrop yuvası. Gebelikte en mühim şey hijyendir. Beden ve ruh sağlığı anne karnında başlar. Sağlıklı toplum için. Allah korusun. Rahatsız olursanız böyle Erdal gibi mikroplar doğar.